Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Burada ABD tarafından gelen bir haber üzerine konuşacağız. Zira piyasa için çok önemli. Ve tabii siz de videonun yorumlar bölümünde favori kripto paranızın hangisi olduğunu belirtmeyi unutmayınız. Diyor ki ABD'de stable coinlerin denetimini secin elinden almayı öngören yasa tasarısı sunuldu. Şimdi bildiğiniz üzere seç tarafı şu an stable coinler üzerinde regülasyon yetkisine sahip. Tabi bu kripto paralar konusu hem dünyada hem de ABD'de inanılmaz derecede regülatörlerin başını ağrıtmıştır. Çünkü nerede neyi nasıl yapacaklarını hangi noktada sınıflandıracaklarını bilememektedirler. Kaldı ki Ripple ile arasındaki Mahkeme sırf bu soru üzerine çıkmıştır ve neredeyse 3 senedir devam eder. O da nedir? XRP coin menkul kıymet mi değil mi? Ya da ne zaman menkul kıymet mi? Ya da şu an menkul kıymet mi? Tamamen bunun üzerine çıkmıştır. E tabi bu farklı noktada kişileri bölmüştür. Tabii kripto piyasası bunun için yeni bir bakış açısı sunmaya ve kripto paraları çok daha ayrı bir kategoride değerlendirme ve bunlar üzerinden hareket etmeye yönelik, yani kripto paraları ayrı bir şekilde tutulması ve bunların ayrı bir e, kategori altında regüle edilmesi gerektiğini söylemiştir. Bunu yapanlar <laughs> olmuştur, fakat e, ABD bunu yapmamıştır. Yani e, şey gibi bakmış olacaklardır büyük ihtimalle. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Tekerlek var kullanalım mantığıyla gitmişlerdir. Fakat e, bir türlü ne yazık ki hangi tekerleğin hangi araca olacağını çözememişlerdir. Ve bu şekilde e, karışıklıklar olmuştur. Bundan dolayı da kendi e, regülatörleri bile regülasyon konusunda işsel çatışmalar yaşamıştır. Bakınız CFTC ile seci yani iki büyük devlet kurumunu birbirine düşüren bir olay olmuştur bu. Neden? İşte bir tanesi dedi ki kripto paralar ekseri menkul kıymettir. E, Ethereum dahildir. Bir tanesi tuttu dedi ki CFTC kripto paralar ekseri emtiyadır. Ve e, bunlar bu şekildedir. Bakınız Ethereum da bunun içerisindedir. Gibi gibi gibi. Ve tabi SEC bu konuda piyasanın başını ağrıttı. En son Coinbase bildiğiniz gibi önceki videolarda konuştuk. SEC'i dava etti. Tabi seç nerede sıkıntıya girdi? Şurada sıkıntıya girdi. Hem net anlamda bir çerçeve oluşturamadılar, net anlamda bir çerçeve oluşturamazken de ne yazık ki insanları e, ve kurum kuruluşları sürekli olarak mahkemeye verdiler. Tabi olayla alakalı ABD tarafı genel olarak büyük bir tepki gördü. Bu tepki sadece kripto camiasıyla kalmadı. Aynı dönem içerisinde banka krizlerinin yaşanması halk tarafından da çok büyük bir tepkiye maruz bıraktı. Tuttunuz dediler kripto paralarla uğraşacağız adı altında. Kriptolarla uğraşalım edelim derken gözünüzün önündeki faciayı göremediniz. Adı altında olaylar yaşandı. An itibariyle de böyle bir öneri sunuluyor. ABD'de stable stablecoin'lerin denetimini SEC'in elinden almayı öngören yasa tasarısı sunuldu. ABD'de Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi senatörler ödeme amaçlı stable coin'lerin denetimini SEC'in elinden alabilecek bir yasa tasarısı sundular. E, gerekli midir? Gerçekten de gereklidir. Yasa tasarısı stable coin'lerin menkul kıymet olmadığını açıklıyor. Yeni ödeme amaçlı stable coin düzenlemesi önerisi yetkiyi SEC'den Federal ve Eyalet Banka ve Kredi Birliği düzenleyicilerine Devretmeyi amaçlıyor. Yeni yasa tasarısı tasla, geçtiğimiz sonbaharda yayınlanan bir önceki taslağın yarısı uzunluğunda ve bireysel potansiyel stable coin ihraççıları için kayıt sürecini yöneten kurallara odaklanmak üzere özel olarak hazırlanmış. Bakınız, şöyle de bir sıkıntı var. Örneğin, şu anda Karadağ tarafının Duvon'u ve CCO'yu Güney Kore'ye iade etme ihtimali çok yüksek. İki büyük argümandan, iki büyük karşıt argümandan konuşacağımız gibi gün içinde en önemli olaylardan bir tanesi de bakınız Güney Kore regülasyonları tamamladı fakat ABD bir türlü tamamlayamadı. Yani bu şu anlama geliyor adamların hukuk mercii de aksi bir durumda ne yapacağını bilmiyor. Ripple sec davasında da gördük bunu. Mesela şu dakika Duvon'u oraya iade ettin. E hadi başla. Menkul kıymet miydi değil miydi? Buyur tamam 5 sene bunu yargıla. Ondan sonra Allah kerim ne çıkarsa artık falan gibi bir durum var. Ayrıca stable coin'lerin menkul kıymet olmadığını ve buna bağlı olarak seç tarafından düzenlenmemesi gerektiğini doğrulamak için ABD yasalarını açıklığa kavuşturuyor ve güncelliyor. Ancak tasarı Eyaletlerin büyük çoğunluğunun henüz bir stablecoin düzenleme sistemine sahip olmamasına rağmen eyalet düzenleyicileri için piyasada daha büyük bir rol öngörüyor. Şimdi şöyle eyaletler içerisinde de evet farklı durumlar vardır. Mesela farklı eyaletler kendi içerisinde yine başka türlü kararlar alabilir. Ben bunun kriptolar için çok şöyle tabi avantajlı yanı da olacaktır dezavantajlı yanı da olacaktır. Bakınız bir eyalette farklı kararlar, düzenleyiciler ve bakış açıları, yaklaşımlar çıkarken bir başkasında farklı şekilde çıkabilir. Son versiyon Komite Cumhuriyetçileri tarafından hazırlandı ve Cumhuriyetçi Parti temsilcileri tarafından önümüzdeki aylarda Temsilciler Meclisi Demokratları, Senato ve Beyaz Saray'la Stablecoin düzenlemesi hakkında yapılacak görüşmeler için bir başlangıç noktası olarak tanımlandı. Stablecoin piyasasının genel olarak 180 milyar dolardan fazla değere sahip olduğuna inanılıyor ve belirli bir yasal çerçeve olmadan faaliyet gösteriyor. Doğrudur. Ee, tabii altını şöyle de çizeyim. Bakınız Tether şu anda en güçlü stablecoin firmasıdır. Her ne kadar ne yazık ki Wall Street Journal saldırıyor maldırıyor olsa da yıkılmamıştır ve çok daha güçlüdür. O yüzden piyasada öyle dandik dundik stablecoinlerde de tabiri caizse durmamak icap edecektir. E, duruluyorsa USDT diğerlerine göre daha mantıklı olacaktır. Bunda bu şekilde bir e, altını çizeyim dedim. Hele BUSD, BUSD sürekli eriyor. Onu da söyleyeyim. Bu durum, emtia vadeli işlemler ticaret komisyonunun yani CFTC, stable coinleri emtia olarak düzenlemek istemesi ve menkul kıymetler ve borsa komisyonunun da bunları menkul kıymetler gibi düzenlemek istemesi nedeniyle milletvekillerinin düzenleyiciler arasında bölge savaşı olarak tanımladıkları bir duruma yol açmıştır. Evet doğrudur fakat ilerleyen vakitlerde dediğim gibi artık e, neyin ne olacağı çok daha iyi bir şekilde ortaya çıkacak. E tabi ki bununla birlikte de borsalar, kripto şirketleri nerede var olabileceklerini bilecekler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu izleyen herkese. Hoşçakalın.